ülkeler için de söylüyorum. Şimdi siz ekranlarda gösteriyorsunuz. Yangın yerine dönmüş Kazakistan. Alevler, şunlar bunlar. Gezi isyanında onun bir benzerini de biz Türkiye'de bazı bölgelerde yaşadık. Siz o yangınlarla neyi sağlayacaksınız? Yani gelen zamlar geri alındı. Hadi varsayalım alınmamıştı. Etrafı yakarak zamlar mı geri alınacak? Ne sağlanacak? Dolayısıyla burada bir mantık yok. Sokağa çıkmayız şeklindeki açıklama gerek CHP Genel Başkanı'nın, gerekse de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu açıklamaları doğru ama samimi mi? Tabii ki kalbini yarıp bakamayız ama bu partileri destekleyen Cumhuriyet Gazetesi çıkıp da şu başlığı hem de aynı gün muhalefet sokak oyununda yok başlığı attıkları gün hemen altına Kazakistan'da zam hükümeti götürdü diye başlık atıyorlarsa ben şahsen bilmiyorum yani zam olduğu zaman hükümet gider diye ne anayasalarda bir şey yazar ne kanunlarda bir şey yazar. Hukukçu profesörümüz burada var mı öyle bir şey yazıyor? Orada bir gönderme mi var? Net olarak var ki biz sabahleyin manşetlerin dili programında bunu irdeledik. Bir gün gazetesi hükümet gitti, zamla gitti diye başlık atarken. Subliminal mesaj var. Subliminal diye çok açık, açık ya çok açık. Yani mantıki olarak sokağa dökülmeyeceğiz diyor. Bu adamlar sokakta hükümet değiştirdi diyor adam ya. Değiştirdi böyle olur işte diyor. Evet. Zam 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 hükümet şuna zam elektriğe doğalgaza evet elektriğe doğalgaza zam geldi bunu söyleyelim ama Almanya'da da geldi onu da söyleyelim. %300 geldi Almanya'da onu da söyleyelim. Yani biz demiyoruz ama siz anlayın gibi evet. Diyelim siz çok nazik söylüyorsunuz ben anayasalarda böyle bir şey var mı yok mu diye merak ediyorum. Benim bildiğim kadarıyla yok. Ama biz mezun olalı epey oldu belki sonradan anayasalara eklenmiş olabilir. Tam tersine Ali İhsan Bey böyle bir şey suç yani anayasa evet. Böyle bir şey tecviz etmek bir tarafa böyle bir şey tecziye eder yani mutlaka. Cezalandırır. Dolayısıyla eğer altyapısı yani CHP'yi, İyi Parti'yi destekleyen damarlar eğer olaylara bu açıdan bakabiliyorlarsa hükümet gider sokak hareketleriyle biz de bunu yanlış bir şey olarak tanımlamayız. Kazakistan'da da yanlış bir şey olarak tanımlamayız. Türkiye'de olursa Türkiye'de de yanlış bir hareket olarak tanımlamayız bakış açısını eğer Cumhuriyet veriyorsa diğer gazetelerde CHP'yi, İyi Parti'yi destekleyen gazetelerde benzer bakış açısıyla veriyorsa ki Yeni Çağ gazetesinde de gene aynı şekilde üst tarafta Meral Akşener'in açıklaması vardı. Sokağa çıkmayız diye aşağıda yine benzer şekilde Cumhuriyet'in yaptığının aynısını yapmışlar. Kazakistan'da hükümet gitti şeklinde istifa etmek zorunda kaldı. Diye yani bunu söyleyen isim ülkenin en tepesi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstihbarat elinde, bilgi, her şey elinde ve direkt aleni bir şekilde söylüyor. Gayet açık bir şekilde böyle böyle düşünceniz var. Sokağa çıkarsanız 15 Temmuz'u gördünüz. O halde demek ki Türkiye'de de Kazakistan tarzı bir şeyler mi isteniyor? Mutlaka, böyle bir şeyin hazırlığı mı var? Mutlaka böyle bir şey. Hatta Kazakistan'da bu olaylar yaşanmadan önce Sayın Cumhurbaşkanı bunu dile getirdiğine göre belki Kazakistan'daki bu planlamalarla ilgili bir istihbari çalışma gelmiştir. Dolayısıyla oraya da belki bir atıfta bulunmak için, bir imada bulunmak için Türkiye'de de böyle bir şeyi aklına koyanlar varsa hiç bunu düşünmesinler şeklinde bir ön alma amaçlı Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması olabilir. Hani...